İmkansız gerçekleştirmelerin destanıydı. Antep savunmasını anlatıyor. Tamam mı? Yani Atatürk öldü gibi. Şimdi devam ediyor. Bu istiklal madalya. Gördüm ben. Atatürk Antep'e gazilik ünvanını meclisten geçiriyor. Sonra bize madalya. Atatürk kim yatağı? Atatürk kim yatağı? Atatürk'ün yatağı. Atatürk kaç yılında buraya gelmişti peki? 1933. 1933. Bugün önemli bir gün. Ve siz nasıl anı müzesine geldiğinizi, İstiklal madalyamızı gördüğümüz Atatürk'ün kaldığı evi gezdiğinizi göstereceğiz. Bir de cepler Osmanlıca ve düşman devletlerin paylaşımları. Bir röportaj yapıyor Gaziantep üzerine. Tabi Atatürk ve Gaziantep'le ilgili olan bölümler burada teşhir ediliyor, dinleyicilere sunuluyor. Ve böyle önemli günlerde gazetesi. Tabii 10 Kasım 79 yıl önce Atatürk'ümüzü edebi hayata rahmetle uğurladık. Fakat geriye kalan ne kaldı diye baktığınız zaman iki gazinin birbiriyle buluşması 1933 yılında Atatürk Gaziantep'e geldiğinde, gazilik ünvanı verdiği şehirle bir araya geldiğinde burada 36 saat kalıyor. Geldiği zaman dönemin valisi ve belediye başkanı hemen bir meclis kararıyla Atatürk'ü bugün gördüğünüz Bey Mahallesi'nde sayfa numarası yazılı olan nüfus hüviyet cüzdanını çıkartıyor ve Gaziantep'te bu binada Atatürk'ün nüfus cüzdanı veriliyor ve buraya kaydediliyor. Bu tabii şehrimiz için büyük bir onur ve şeref ve Türkiye'de bir ilk. Teyzem de vefat etmiştiniz bunu alırken. Kendisinin böyle nüfus cüzdanına biraz kısık koyduk.